Merhaba sevgili dostlarım. Bir noktalama işaretleri videosu ile yine karşınızdayız. Bugün hangi konuları göreceğiz? Bugün ünlem işareti, kısa çizgi, soru işareti ve kesme işaretini göreceğiz arkadaşlar. Ama dersimize başlamadan önce bir önceki videomuzun bir tekrarını yapalım, ondan sonra da başlayalım. Bir önceki videomuzda nelerden bahsetmiştik? Noktalı virgül, 2 nokta ve 3 noktadan bahsetmiştik. Bunları birer cümleyle açıklayacak olursak, noktalı virgül için ne dedik? Gruplandırır dedik. Ve virgül olmadan kullanılamaz. 2 nokta için ne demiştik? 2 nokta ya örneklendirir ya açıklar. Neyi? Cümleyi. Ya cümleyi örneklendirecek ya da cümleyi açıklayacak. Noktalama işaretlerinden 3 nokta için ne demiştik arkadaşlar? Bir şeylerin devam ettiğini bildirir. Yani sürdürür dedik, değil mi? Cümlenin devam ettiğini, örneklerin devam ettiğini, söylenmek istemeyen sözlerin olduğunu, ya yani bir şeylerin devamı olduğunu, sürdüğünü belli eder demiştik ve içeriklerini anlatmıştık. O zaman şimdi hiç vakit kaybetmeden ne yapıyoruz? Ünlem işaretiyle dersimize başlıyoruz. Ünlem işareti arkadaşlar, şunu söyleyeyim ünlem işareti için. Ünlem işareti 15. yüzyılda eğik çizgi ve kısa çizgiyle birlikte Rönesans döneminde kullanılmaya başlanmıştır arkadaşlar. Çok eski bir işaretlerden biridir. Haydi bakalım ünlem işareti ne yapar? Arkadaşlar maddelere geçmeden önce bunun içinde tek bir şey söyleyelim. Ünlem işareti duygulandırır. Ne yapıyormuş? Duygulandırıyormuş. O zaman hadi bakalım. Neymiş bu duygular? Sevinç, korku, acı, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Örnek. Eyvah, geç kaldık. Parantez içerisinde de eyvah, geç kaldık. Arkadaşlar iki kullanım da doğrudur. Sıkıntı yok. Bakın hap bilgide ne diyor? Ünlem bildiren sözcükten sonra virgül kullanılırsa şurada olduğu gibi ünlem işareti cümlenin sonuna konur. Ya da duygu bildiren sözcüğün hemen sonuna kullanırsanız da cümlenin sonuna nokta koyarsın. Ama burada önemli olan bir şey var. Eğer duygu bildiren sözcüğün sonuna ünlem işaretini koyuyorsanız cümle büyük harfle başlar. Virgül koyuyorsanız cümle küçük harfle başlar. Anlaştık mı? Olamaz. Yemeği ocakta unuttum. Halbuki çok da uğraşmıştım ya. Güzel de olacaktı ama neyse artık. Biz de dışarıdan söyleriz. Gelelim iki. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Atatürk ne demişti? Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Arkadaşlar bakın ordular diye bir seslenme, bir hitapta bulunmuş. Ne yapmış? Ünlem koymuş arkadaşlar. Cümlenin sonunda da var ileri derken orada da uyarı veriyor. Hadi ileriye gidin anlamında. Bir seslenmede bulunmuş. Ya da gençliğe hitabenin ilk başı gibi ey Türk gençliği. Üçüncü olarak arkadaşlar ünlem işareti çok sevdiğiniz bir yerde kullanırız bunu da. Hoşunuza gidecek olan bir maddedir arkadaşlar bu da. Bir söze alay, küçümseme anlamı katmak için yay ayraç içinde kullanılır. Bakın, ünlemi yay ayraç içerisinde kullanıyorsak ne yapıyormuşuz? Küçümseme veya alay anlamı katıyormuş. Edebiyatta da biz buna kinaye diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanımın bir diğer ismi nedir? Kinayedir arkadaşlar. Yani sorularda hangisi ünlem cümleye kinaye anlamı katmıştır diye karşınıza çıkarsa karıştırmayın, korkmayın yani. Tamam mı? Alay etmek anlamındadır. İsteseymiş bu kitabı 2 saatte bitirebilirmiş. Bak, küçümsüyor. Değil mi? Ya da alay ettiğine bakalım. Senin bu konuda ne kadar yetenekli olduğunu bilmeyen mi var? Burada yetenekliden sonra parantez içerisinde, yay ayraç içerisinde ünlem koymuş. Yani ne demek istiyor? Yeteneksiz demek istiyor değil mi kendisine? Evet arkadaşlar, gelelim kısa çizgiye. Şimdi kısa çizgi satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmek için kullanılır. Hayatımda birçok insan tanıma fırsatı yakaladım. Bakın burada
tanıma demiş. Arkadaşlar bunları bölerken de belli başlı kurallar var. Onları unutmayın, tamam mı? Öyle rastgele kafanıza göre bölemezsiniz. Hecelere ayırarak bölebilirsiniz. Bir de arkadaşlar satır sonuna sığmayan ya da satır sonunda rastlanan özel isim tam yazıldıktan sonra kesme işareti kullanılırsa kısa çizgi kullanılmaz. Buraya çok dikkat edin. Bakın. Ülkemizin hem çayı hem de yağmuru ile meşhur Rize'ye doğru yola çıkıyoruz. Şimdi Rize demiş, burada kesme işaretini kullanmış mı? Kullanmış. O zaman buradaki kısa çizgiye gerek yok arkadaşlar. Bu yanlıştır. Doğrusu nedir? Hemen alt tarafta görüyorsunuz. Bakın Rize'ye şeklinde. Şuradan kalemimi elime alayım. Bakın Rize'ye demiş. Ünlemiş, özür dilerim, kesme işaretini, kısa çizgiyi kullanmış. Daha sonra yola çıkıyoruz şeklinde iki ayırmış. Devam etmiş. Gelelim ikinci maddeye. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Eklerin önüne, köklerin sonuna kullanılır. Tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Kökleri ve ekleri ayırmak için kullanıyoruz ya biz bunları. Koşmuşlar. Çiçeklik. Bak, çiçek kelimenin kökü lik diye bir ek ayırmış. Koş kelimenin kökü, muş kelimenin ekidir. Postacı, geldiler şeklindeki örneklerde de gördüğünüz gibi arkadaşlar kökleri ve ekleri ayırmak için kullanmışlar. Bir diğer maddesi nedir? Daha birinci sınıfta görmüştük arkadaşlar bunu. Ne diyordu? Hecelerini ayırmak için. Sözcükleri hecelerini ayırmak için kullanılır. Çalışmalısın, gelmelisin, çağıracak şeklinde. Gelelim 4. 4 önemlidir arkadaşlar. 4'ü dikkatle dinleyin. Ara söz ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Şimdi ara söz ve ara cümleleri ayırmak için ben başka bir noktalama işareti daha kullanabiliyordum, değil mi? Neydi bu noktalama işaretimiz? Evet, virgül arkadaşlar. Öğretmenim, o vefakar adam beni hep sevdi. O vefakar adam kimmiş? Öğretmen. Şimdi ara söz özneyi, yani işi yapan kişiyi açıklar. Ya da onun özelliklerini belirtin nitelikte bir sözcüktür. Bunun yerine bu cümleyi şöyle kurabilir miyim? Öğretmenim, o vefakar adam, virgül virgül, beni hep sevdi. Kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirim. Demet'ini, biricik kızını yanına getirmişti. Yanında getirmişti şeklinde bir örnekle de devam edelim. 5. Aralarında ilgi bulunan kelime ve tarihlerin arasında kullanılır. Daha çok sosyal bilimler dersinde, sosyal bilgiler dersinde görüyorsunuz bunları. Savaşların başlangıç ve bitiş tarihleri arasında ne vardır? Kısa çizgi vardır, değil mi? Ya da savaşan taraflar arasında vardır. Niye? Çünkü bunlar birbirleriyle ilişkilidir. Birbirleriyle ilgisi vardır. Türk-Alman ilişkileri askıya alın. Yani Türklerle Almanlar ya da Almanlarla Türklerin arasında bulunan ilgi olduğu için ne yapıyoruz? Arasına kısa çizgi koyuyoruz. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında meydana geldi derken, bak, 1914 savaşın başlangıcı, 1918 savaşın bitişi. Arasında bir ilgi var mı? Başlangıç ve bitiş ilgisi olduğu için ne yapıyorum? Kısa çizgiyle ayırıyorum arkadaşlar. Daha sonra gelelim 6. maddeye. 6. maddede diyor ki dil bilgisinde fiil köklerinden sonra ve eklerden önce kullanılır. Biraz önce söylemiştim, bunu madde olarak da yazmışlar arkadaşlar. Dil bilgisinde fiil köklerinden sonra eklerden önce kullanılır. Yani bunu niye böyle ayırmışlar? Kullanmış olduğumuz sözcüğün veyahut da kelimenin veyahut da yazının, artık her ne diyecek adlandıracaksak, onun bir kelime mi veyahutsa bir ek mi olduğunu belli etmek için. Bak şimdi, eğer kullandığım yazı kelime ise ben bunun kelime olduğunu belli edebilmek için kesme işaretini sonuna koyarım. Otur. Demek ki bu bir kökmüş, fiil köküymüş. Sev. Bu bir kelimeymiş, bir fiilmiş. Ne yaptım? Sonuna koydum. Ama ben orada ek kullanıyor isem, yani onun ek olduğunu belli etmek istiyorsam, cılık
sızgın gibi ekleri arttırabiliriz. Ben bunların ek olduğunu belli etmek için etmek istiyorsam ne yapıyorum? Önüne koyuyorum arkadaşlar. Yani şunu söylüyorum. Kelimelerin sonuna eklerin önüne kullanılır. Anlaştık mı? Git, koş. Bunlar nedir? Kelimedir. Bakın nereye koymuşlar? Kelimenin sonuna. Larler, bunlar birer ektir. Nereye koymuşlar kısa çizgiyi? Başına koymuşlar arkadaşlar. Bir diğer maddemiz ise matematikte çarpma işareti olarak kullanılır. Hemen şuradan örneğini de gösterelim arkadaşlar. 9 eksi 4 eşittir 5. 30 eksi 20 eşittir 10 gibi. 8. madde arasında ve ile ila den e anlamlarını vermek için kelimeler ve sayılar arasında kullanılır. İzmir Denizli Karayolu yenilendi. İzmir ile Denizli Karayolu yenilendi şeklinde de kullanabilirim. İzmir ve Denizli Karayolu yenilendi diyebilirim. Bu şekilde de kullanabilirim. Hani bu aralarında anlam ilişkisi bulunan, aralarında ilgi bulunan sözcüklerin arasında konur dendi ya. Bu da ona benzer bir örnektir arkadaşlar. 2018, 2019 yani 2018 ve 2019 şeklinde de kullanabiliriz arkadaşlar. Gelelim bir diğer işaretimiz olan soru işaretine. Arkadaşlar, soru işareti adı üzerinde soru sorar. Soru anlamı taşıyan sözcük ve cümlelerin sonuna kullanılır. En çok hangi yemeği seversin? Burada kalemimi elime alayım. Hangi sözcüğü cümleye soru anlamı katmış? En çok hangi yemeği seversin? Buna cevap verebilirsiniz. Bu saatte nereden geliyorsun? Bakın burada nereden sözcüğü cümleye ne yapmış? Soru anlamı katmış arkadaşlar. 2. Bilinmeyen, kesin olmayan, şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Genellikle eskilerden yaşamış yazarların doğum tarihlerini ya da eskiden yaşamış insanların diyelim daha doğrusu doğum tarihleri veya ölüm tarihleri tam bilinmiyorsa veyahut da hiç bilinmiyorsa ne yapıyoruz? Soru işareti kullanıyoruz arkadaşlar. Genelde parantez içinde kullanılır bu. Yunus Emre doğum tarihini bilmiyoruz. 1320 yılında ölmüş. Doğum tarihini bilmediğimiz için ne yapıyoruz buraya? Soru işareti koyuyoruz. Başka bir örnekle devam edelim, pekiştirelim burayı. İstanbul'a arabayla 5 saatte gitmiş. Arkadaşlar kesin bir bilgi değil, değil mi? Yani bu 4,5 saatte olabilir, 5 saat 10 dakikada olabilir gibi gibi gibi. Anlaştık mı? Şimdi burada ne yapıyoruz? Parantez içerisinde kullanıyoruz. Şimdi mi eki cümleye soru anlamı katar. Tamam, mi gördüğünüz yerde soru işaretini koyun ama mi'nin cümleye pekiştirme ve zaman anlamı kattığını da unutmayın. D'nin, mi'nin, ki'nin yazımında bu konuyu göstermiştim size. Yine tekrar etmek amacıyla burada bir daha söyleyelim. İkilemeler arasına girerse ne olur? Pekiştirme anlamı katar. Güzel mi? Güzel bir bahçesi vardı. Zaman sözcüğünü yerine getirip kullanabildiğimizde de zaman anlamı katar. Annem eve geldi mi dışarı çıkarız. Annem eve geldiği zaman dışarı çıkarız. Şimdi mi'nin yerine ne yaptım? Zaman kelimesini kullanabildim değil mi? Burada şuraya zaman sözcüğünü getirdiğim zaman ne oluyor arkadaşım? Zaman anlamı kattığını anlayabiliriz. Şimdi son noktalama işaretine gelelim bu videodaki da. Kesme işareti. Kesme işareti önemlidir arkadaşlar. Dikkat edin kesme işaretine. Tamam mı? Neden? Çünkü iki tane sağlam maddesi vardır. Bu iki tane sağlam maddeyi arkadaşlar çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi hap bilgiden başlayalım. Özel ada getirilen, bak özel ada getirilen yapım eklerinden sonra gelen işaretler kesme ile ayrılmaz. Ekler, özür dilerim. Özel ada getirilen yapım eklerinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Şimdi burada Türkçe'ye derken buradaki y'yi ayırmıyoruz arkadaşlar. Niye? Önünde bir ç diye yapım eki var. Fransızcadan derken dana ayırmıyoruz. Neden? Madde belli bak.
özel ada geçirilen yapım eklerinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ne yapılmıyor? Ayrılmıyor arkadaşlar. Aman diyeyim, bunu unutmayın. Çok önemli bir bilgidir. Anlaştık mı? O zaman şimdi devam edelim. Hadi bakalım o zaman. Madde 1. Özel adlara geçirilen iyilik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için kullanılır. Adana'ya yerleşmeyi düşünüyorum. Kelimenin kökü nedir? Adana. Herhangi bir ek var mı? Yok. O zaman getirdiğim eki kesme işaretiyle ayırabilirim. Suç ve cezayı okudun mu? Suç ve ceza. Okumanızı tavsiye edeceğim Dostoyevski'nin mükemmel bir kitabıdır arkadaşlar. Dünya klasikleri içerisinde yer alır. Okudum. Size de tavsiye ederim. Çok güzel bir kitaptır. Gelelim ikinci maddeye. Özel adlardan sonra gelen unvan ve saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Bu da aynı yukarıdaki birinci madde gibidir arkadaşlar. Özel isimlerin sonuna unvan getirdiğim zaman o unvan da özel isme dahil olduğu için artık o unvanı da özel sayıyoruz ve buna da getirdiğimiz ekleri ne yapıyoruz? Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Leyla Hanım'ın yanına geçip oturdu. Ya da başka bir örnek, avukat Mustafa Bey'in odasına girdi. Gelelim madde 3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanıyoruz. Arkadaşlar, kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanıyoruz. Şimdi TSK'nin TÜBİTAK'ta kısaltmalara getirdik. Burada şunu eklemek istiyorum. Bak, kurum, kuruluş adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani şunu söylüyorum. TSK'nin dedim ben bunu kısaltma olarak yazdım, kesme işaretiyle ayırdım mı? Ayırdım. Peki ben bunu şöyle yazsaydım ayırabilir miydim? Türk Silahlı Kurumu'nun şeklinde yazsaydım ayıramazdım arkadaşlar. Tamam mı? Bu da bir kuraldır. Unutmayın. Kurum ve kuruluş adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Sadece kurum kuruluş adlarının kısaltmalarını yazarsanız ayırabilirsiniz. Anlaştık mı? Bunu başka örneklerle de devam edelim. Mesela MEB'in yayınladığı dersler dedik. Orada MEB'in şeklinde ayırabilirim. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı dersler dediğim zaman orada Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözlüğünü ek kesme işaretiyle ayırmıyorum. Anlaştık mı? Kısaltma yaparsam ayırırım. Kurum kuruluş adları için geçerlidir bu. Gelelim dördüncü maddeye. Arkadaşlar, bakın dördüncü madde bize ne diyor? Önemli bir maddedir. Belirli bir tarih bildiren gün, ay ve yıl adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanırız. Bunu tarihlerin yazımında da söylemiştim. Belirli bir tarih bildiriyorsa gün, ay, yıl nasıl, ne oluyordu? Özel isim oluyordu. Özel isim oldukları için de getirdiğim ekleri ne yapıyorum? Kesme işaretiyle ayırıyorum. Anlaştık mı? 12 Haziran'da, 2016'ya, Mart'ın 8'inde gibi. 17 Haziran'da, 2018'e vesaire vesaire. Gelelim 5. madde. 5. maddeyi yazım kurallarında da görmüştük. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Öncü, inci, ekinin yerine kullanıyorduk. Değil mi arkadaşlar bunu? Ya da getirdiğimiz herhangi bir eki 15T şeklinde ayırmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim 6. maddeye. Bir harf veya ekten sonra gelen ekleri ayırmak için kullanıyoruz. Bir harf veya ekten sonra gelen ekleri ayırmak için ne yapıyoruz sevgili dostlar? Kesme işaretini kullanıyoruz. A'dan Z'ye kadar derken A kesme işaretiyle ayırdım. Dan Z kesme işaretiyle ayırdım. Y'ye kadar. Başka bir örnek verelim. Ki'nin doğru yazımı şeklinde kullanabiliyoruz. Arkadaşlar, bugün anlatacağımız noktalama işaretleri konuları bu kadar. Ama bir şeyi daha tekrar etmek istiyorum ve ondan sonra videoyu sonlandırmak istiyorum. Bakın sevgili dostlar, kurum ve kuruluş adlarına getirilen ekler, tekrar söylüyorum, kurum ve kuruluş adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Yalnız
kurum ve kuruluş adlarını kısaltma şeklinde yazıyorsanız ancak o zaman getirdiğiniz iki ayırabilirsiniz. Anlaştık mı? Bu dediğimi sakın unutmayın. Bir diğeri de özel adlara getirilen yapım eklerinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu iki kuralı unutmayın arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.